Sen ne yüzünden geliyorsun lan bu eve? He? Adam eniştesinin rakısının yanına meze getirme inceliğini göstermezse bu evin kapısından içeri adımını atamaz. Enişte Şahit Bey apar topar erkenden kapattı dükkanı çekti gitti ya. Yalan konuşma lan. Tıkır tıkır çalışan dükkanı Şahit Bey erkenden neye kapatıp gitsin yine? Ya enişte kendiliğinden kapatıp gitmedi ki. Karanlık karanlık adamlar geldi dükkana. O da korkup kapattı gitti valla. Kimmiş karanlık adamlar? Sakın onların işlerine karışma olur mu? Abla ben ne karışacağım ya? Benden bir işleri yok ki adamların. Adamların işi Şahit Bey'le. Ne işleri varmış Şahit Bey'le? Şahit Bey'in verdiği bir çek karşılıksız çıkmış. Ha! Şahit Bey çeki ödemeyince karşı tarafta çeki gidiyor karanlık adamlara veriyor. Yandı Şahit Bey, yandı. Zavallı kardeşim. Kendi ellerimle işe soktum, bak başıma ne bilalar geliyor, kurayım mı? La salak, kardeşine göre ne var? Çeki bu mu yazdı? Adamlar Şahit Bey'e 24 saat mühlet verdiler, çekti gittiler. Yandı Şahit Bey, yandı! Canım adam, çeki karşılıksız vermeseymiş, kendi kaşınmış, bize ne güne? Ama yine daha güzel sen abla ya. Neyse canım, bize ne? Bak ne diyeceğim? Şu zargıyı bir değiştirek diyorum, kansızmış. Olma. Bak ne kadar kirlenmiş lan kafam. Baksana şuraya. Kir, kan, yağ. Şöyle taze sargı bezinden sarmadan bir güzel yıkamak gerekiyor. Hiç yıkayacım yok be. Ama böyle bu mikrop kapar bu yara böyle. Kapmaz kapmaz, sen taze bez sar. Adama iyilik de yaramıyor be. Kalk yıka işte be. Yalnız beni rahatsız etme. Şuradan bir bezle sil gitsin. Bu bezle silinecek şey değil be. Yıkanması lazım. Baksın hem şu ay benim deposunda pinekledim hem de kayfelerde süründüm. Baksın leş gibi kokuyordum. Kalk yıkan işte be. Lan sen hiç bana böyle ısrar etmezdin. Şimdi ne oldu da ısrar ediyorsun? Ben gene de ısrar etmem de böyle çok kötü kokuyorum be. Kokuyor diyorum. Hiç de kokmuyor. Kokmuyor mu lan muşkul? Vallahi bir koku geliyor. Emme nereden geliyor bilmiyorum. Enişte nereden geliyor işte? Kokuyor. Ben hemen suyu koyuyorum. Lan yıkanmayan diyor lan yıkanmayacaksın. Ya inat etme enişte ya. Ablam doğru söylüyor. Yıkan rahatlarsın vallahi. Oğlum çok maraklıysan git sen yıkan lan. Vallahi yıkanırım. Yıkanırım. Yok olmaz. Ben o suyu eniştene özel gettim. Lan boşuna zahmet etmişsin, müşkül yıkansın. Bence sen hemen kararını verme, bir iki dakika düşün. Bence sen yıkan. Lan yıkanmayacaksın diyorsun lan. Abla inat etme, ben yıkanayım olsun, bitsin ben yıkanayım ben. Sen şunları getirin mutfağa. Getir. Ulan deminden beri o suyla yıkanacağım deyip duruyorum be. Demedin mi be? Niye abla, niye ya? Bak. O su okunmuş sudu. Gülü mü yani? Bak eniştenin üstünde büyü var. O suyla mutlaka kafasını yıkamam gerekiyor. Kız abla çarpılmayalım kız. Tövbe tövbe Cenab-ı Rabbim. Dalim al bak bursun bir an. Şimdi abla eniştenin kafasını o suyla yıkayınca büyü bozulacak mı peki? He tabi ama sırada kaşıklar var. Bu gece de gidip kaşıkları mezara gömmem gerekiyor. Ne kaşığını mezara abla korkutma beni ya. Derdim be ne korkuyor kazı kadar adam oldum be. Ay. Şimdi abla eniştemin kafasını o suyla yıkadıktan sonra beni eniştemden bırakıp bu evde gideceğim mi ya? He ne var ki bunda? Ne var ki ya kafasını cinli suyla yıkayan bir adamla baş başa oturulur mu ya? Ben dükkana giderim uyurum orada. Ulan delik be beni. Adamı durup dururken dükkana gidiyorum diye içgüllendirme. Yıkanmaktan vazgeçtim dersin onu bir de. Bu gece onun kafasını yıkanılması şart. He tamam abla ya. Ne yapayım? Ya tencereden biri bırak şunu tencereye. Evet tamam. Dalgın dalgın eşek. Enişte beni bir uyku bastı. Uykum var ben vurup kafayı yatacağım. He. Kafayı da artık yarın yıkarım. Bana lan senin kafandan. Şuna bak. Suyu sabunu vereceksin bir de onda diz çöküp yalvaracak mısın? İnek. İster yıkan ister yıkanma. Sen de şunu sarıcaysan sar kız. Evet. Sıkıldım kadar. Sarıyorum ben. Ne bağırıyorsun? Oh. Aaa kız dur kız dur kız! Yara kalayınca kurumuş, sert çekersen yeğinden kanar salak! Suyunu yumuşatırsak kendiliğinden yumuşar düşer. Lan sen de taktın suya illa yıkartıracaksın yani. Sen biliyorsun canım, ya canın yanacak, yaran kanayacak,
ya da suyla yıkanacak kapan rahatlayacak. İyi lan, iyi tamam yıkanıyorsun. Git suyu koyuyor. Hemen ısıtıyorum suyu. Lan şuna bak, karı yıkanıyorsun diye neredeyse zil takıp oynayacak. Nasıl? Kafanı yıkayınca rahatladın diye mi? Rahatladım, rahatladım tamam. Bana bak, biraz sıkı sar, gevşek sarınca düşüyor kız. Sıkı bağlayayım be, sıkı bağlayayım. Alo, Lokiye sen misin? He? Lan karı ne cins karısın lan sen? Lan burada kafuk kadar adam duruyor kız, sen niye yarışıyorsun lan telefona? Sen işine baksana. Kız ağlama da, anlat, seni dinliyorum. He? Korkuyor mu? Kız niye korkuyorsun? Koskoca kadınsın. Evden korkulur mu hiç? Ha? Ha? Kocan yok. Benim soyum bizimkine. Kocası yokmuş. Evde yalnızmış. Korkuyormuş. Bir koşa gideyim mi Rukiye'nin yanına? İşini bitirdikten sonra gidebilir. Tamam, hemen geliyorum. Altımı bir etek geçireyim geliyorum. Hadi konuşuruk. Kız alt tarafı komşuya gideceksin kız. Adam böyle çocuk gibi sevinir mi kız? Yok canım, aslında sevinmedim. Hadi gidiyorum ben. Elinin ucuyla iş yapıyor. Sıkı bağla diyoruz, inadına gidiyor, gevşek bağlıyor. Gel şu kafa böcük sık lan. Sıkamam enişte. Niye lan? Sıkabilmem için enişte, yanına gelmem icap eder. Gel o zaman. Gelemem enişte. Niye lan? Gelsem de kafana elimden dokunamam. Nesi var lan, tertemiz kafa işte. Olsun ki enişte, ben yine de dokunamam. Gel de lan. Ya işte gelemem, ben senin kafana dokunamam çünkü çarpılırım ya. Niye çarpılıyorsun lan benim kafayla? Enişte senin kafan böyle. Böyle mi? Evet böyle. Sende böyle var enişte. Ama korkma, korkma. Ablamlar gidip seni böyle bozacaklar mezarlıkta. Gece gece ablanın mezarlıkta ne işi var lan? İşte büyüyü bozmak için gidiyorlar enişte. İşte, hani senin kafanı yıkadılar ya. O su böyleydi. Böyle mi? Evet. Gidip şu işi bir anlayalım bakalım. Nereye gidiyoruz enişte ya? Mezelliğe. Mezelliğe gidemem enişte, ben dün patlar ya. Yer lan. Enişte gidemem. Lan yeri dedim lan, yeri lan, yeri lan. Enişte tamam ya, tamam ya. Gidip şu pijamaları bir çıkaralım bakalım. Kız, korkacak hiçbir şey yok ki. Korkacak bir şey yok diyorsun ama ben de yok topatıya. Mezarların arasında hepten durur. Bir dönüyor. Dur kız, nereye gidiyor? Buraya kadar geldik. Git mi gel Allah aşkına. Al, şurada ışıklı bir yol var, oradan gidelim. Hadi yürü. Kızım
Rukiye bilmezden yok. Ne diyeceğim? Geri dönün kızım. Korkudan ölüyor mu kız? Kız. Canım çekiliyor kız. Yurtta kurtup kuyruğuna geldik. Gayri geri dönülür mü? Dönün dönün. Hadi gel yürüyeyim. Ey sen bilir. Şükürler olsun vazgeçtiler. Gel lan be salak lan salak. İşte herisin kursağında kaldı. Dalga geçme lan inek. Hocam bazılarının koyduğuna gitsin biz geri gidelim. Biz işi fazla büyüttük be. İkimiz haftasına kalmadan karıyı unuttuk. Yani haftasına kalmadan üstüne zor yüzüne getirmesin de. Getirir mi kız? Tabii getirir. Emlik olunu sandıya sandıya karından buruştuğuna göre karıyı kuma da getirir. Getirir mi getirir vallahi. Kız bak ne diyeceğim? Diyorum ki biz bu işi yarım bırakmayalım. Bu kaşıkları da toprağın konup bu işi bitirelim. Aferin kız kakılmış işte böyle kararlı olacaksın. Kararlıyım kararlı olmasın da yine de korkuyorum. Korkma kız korkma. Elimde diye. Sus gayrı sus da yürü yürü. Harika. Hadi gidiyoruz. Gelsene lan. Gel işte ben gelemem ya. Mezarlıkların arasında ödüm patlar benim ya. Lan sadece salaklığımız irsi sanıyordum. Korkaklığımız da irsiymiş lan. Ya yani işte mi? Mezarlık dediğin ya piknik yeri gibi değildir ya. Aklı olan herkes korkar ya. Lan ben akılsız mıyım yani şimdi? Ha şimdi bu ağacın altında polemik konuşmuyorum ben işte. Ne yapacaksa yap. Ondan sonra çekip gidelim ya. Tamam lan kapa çeneni. Tamam kapa. Bakın işte eğer bir şey yapıp da ablamın ödünü patlatırsan sonra papaz oluruz yani ha. Ateş olsan cürümün kadar yer yakar. Bilmem işte bilmem işte. Kapat seni kapat. Dur bak ben şimdi onlara ne diyorum bak. Bırak lan! Alo! Bırak lan! Süpüş!
Lan bu telefonu el alemi, onun yanlış numaralı heriflerle oynaş diye mi aldık? Kapatsana lan bunu! Ulan bu değil, bu başka biridir bu lan! Ayıptır, bırak lan! Lan bırak dedim lan, bırak lan! Abla ben Müşkül, Müşkül! Müşkül! Ablasının gülü! Bırak lan, kapat lan, kapat! Sarma başımıza şu herifi, kapat dedim lan! Dur lan, dur sana! Abla sesin çok boğuk geliyor, hatlarda bir şey mi var? Yok! Hatlarda bir arıza yok! Bu benim kendi ucundan boğuldum! Abla, köyde bir son dakika gelişmesi oldu, sana çok haberlerim var! Tamam, geliyorum seni anlatmışım! İşte geldim, buradayım abla! Siz evde misiniz diyerekten merak ettim de o yüzden aradım, yoksa size geliyorum, geliyorum! Evde mi? Evde! Gel! Bekliyorum! Geliyorum! Bırak lan! Lan bıraksana lan! Ablacığım benim! Lan beni kapatacağım! Ne konuşturmadın beni kardeşim lan? Niye çağırdın lan onu he? Niye çağırdın lan buraya he? O buraya gelecek olmadan gider mi lan salak? Lan niye gidiyormuş ki? Kardeşim değil mi? Gelir de kalır da. Koydan geliyor da bir şey getirmemiş mi? Götmüş, götmüş. Ne götmüş? Şok haberler götmüş. Şok haber yenir mi lan salak? Yenir. Vallahi sen onu da yersin. Söyleseydin kıymalısını da ayırttırırdım sana. Lan şok haberler dedi, önemli haberler be. Lan senin yine dilin uzadı lan. Lan ver bu kadar bunu bastın lan. Ver bu kadar bunu bastın Allah'ım yarabbim. Müşkülüm! Yavrum! Kapı lan elimi! Kadir! Yavrum ablam! Ayağının kokusunu özledim! Yavrum! Boğacağım lan! Boğacağım lan çocuk! Bırak da içeri girsin lan! Gel! Gel üşümüşsündür! Ama küçücük danaydın! O kız gibi de olmuşsun! Gel! Gel! Ne buraya lan? Kaşın o kız ile kurban oldum! Ablasının gülü! Karıoğlanım benim! Ye! Ye! Çabuk çabuk ye! Müşkül, de bakayım. Köyde şok haberlerin neymiş? Anlat bana. Şok haberim şu ablacığım. Ve tabii buna bağlı olarak enişteciğim. Tamam, şişirme beni be. Ne diyeceksen de uzatma. Abla, nenem... Bizlere ömür mü yoksa? Sayılır. Ne demek lan sayılır? Yani... Nenemin tamamı çizgiyi geçmek üzere. Yani nenemin vadesi doldu da... Azrail topun oyunda olmadığı dakikaları oyna diyor. Bilmece gibi konuşma lan inek. Yani ablan nenem ölüm döşeğinde. Ana! Ama nenem öldüğünde el tuhaf arazisi bize kalacak torunlarına. O tuhaf arazide nereden baksan? Sen de 20 milyar, eniştem desin 30 milyar. Ben de bir şey demeyeyim artık. Öldü nenem! Allah'ım işine karışma lan salak! Bırak nasıl istersen öyle yapsın. O zaman hayırlısı neyse olsun. Sen bize bakma Allah'ım. Biz zaman zaman beni ağlarız. Girdiğinde ne bileyim bağrımıza taş basarız. Eğlenme değilim ne ya? İyi de bunları söyleme için bunlara kadar niye geldin, mesarif ettin? Telefonda da söyleyebilirdim. Oğlum yenişte işin öbür yüzü var. Bu nereden baksın 30 milyar olan arazide amcaoğlunun payı da var. Asun'un da payı bu. Olur mu? O kendi payıyla yetinmek istemiyor. Bizim payı da almak istiyor. Ana bizim amcaoğlu. Kırık Nuri. Hayatta inanmam be. O ne anlar paradan buradan, tarladan tabağından. O öyle bir hüsnü bir çocuktur o. Öyle şeylere bakmaz. Şiirler yazar, şarkılar söyler, okur okur ağlar. Ben ona böyle bir hızlıca hep desem dumde eder be. Ya abla onun böyle bir niyeti yok ki zaten. Bu fikri onun aklına sokan muhtarın oğlu deneyimli psikopat Recep. Para için yapmayacağı şey yok o Recep'in. Ana! Peki Recep ne diyor da bizim kırık Nuri'yi kandırıyor? Kurbanın oğlan, kurtar beni buralardan. Ya bırak şimdi şarkı söylemeyi de gel şöyle ciddi ciddi konuşalım. Ay, sebebini bilmiyorum ama içim coşuyor, içim kaynıyor Recep abi.
böyle yoğunlaşıyorum. Bu yoğunlukta ve bu yeşillikte içimden şiirler yazmak geliyor. Madem içinden şiirler yazmak geliyor, ben de gidip kakılmışta kardeşini bir güzel temizleyeyim. Ay sebebini bilemiyorum ama içim kaynayıp coşuyor. İçimden kana kana şarkı söylemek geliyor Recep abi. Madem içinden kana kana şarkı söylemek geliyor, ben de gidip kakılmışta kardeşini kana kana yok edeyim bari. Kız seni alan yaşadı, dertlerini de boşadı. Mest oldum, vallahi mest oldum kız seni alan. Madem kızı alan yaşadı, ben de gidip kakılmışta kardeşini öldüreyim. Sana jest olsun, mest olursun vallahi. Ay Recep abi taktın takılmışta kardeşine sende. Ortada milyarlık tarla var. Nenen neredeyse öldü ölecek. Tarla da size kalacak. Kalırsa kalsın, umurumda değil. Bu fırsat kaçmaz, mega fırsat bu. Tarla sadece sana kalabilir. Nasıl ki? Kakılmışta kardeşini bir güzel temizlerik, bütün her şey sana kalır. Ben de bu şeyden cinayetlerden birine mizem kalırım. Ayrıca mirastan yüklüce bir pay alırım. Ay nasıl temizleriz ki Recep abi? Ben kan görmeye dayanamam ki. Çakka'dan ak düşer bay olurum. Sen hiç meraklanma. İkisini de ben temizlerim. Elime mi yapışacak canım? Oldu bir iş. Ver bakayım eline. Ay, ay 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 ay. Elim. Elimi bırak, bırak elimi bırak. Aa, adam elimi tost yaptı vallahi. Ay. Ay bu kadar gaddar olumlu muymuş Recep abi? Kız seni alan yaşadı. Ma ne diyecekler be? Hiçbir şey de demezler. Dağ başım burası. Lan senin kafan gözünü benden başkası kıramaz be. Sana bir şey olsa ben ne derim lan? Kimin imunu sıkarın he? Ana be işime geç kaldım be. Abla ben de geleyim senden ya. Korumam olarak. Ama bu aramaya bak. Sen de işi ne kadar büyütmüşsün. Ne kadar korkakmışsın. Yok istemem. Sen yol yorgunusundur. Yat dinlen biraz. Ablan doğru söylüyor. Sen git yat. Bak şurada gelirken bir ekmek fırını görmüşsündür. Onun arkasında iki tane otel var. Git oraya güzel bir oda tut zıbar yat. Hadi bakayım. Lan mandı mı bu? 40 yılda bir gelmiş kardeşim memleketten bir de bütlü otellerde mi yatıracağım ben onu? Lan bir evde iki tane kambur olur mu be? Ha? Eniştem doğru söylüyor abla. İki tane kambur olmaz. Ben en iyisi kendime gideyim bir otel bulayım. Ha. Param da var. Ya. Köyde kahveyi devredip geldiydim. Ya. İşte hepsi de burada. Lan burada ablanın yayla gibi evi durarken bitti mutlu otellere bırakamayayım ben seni be. Geç şöyle bak. Bak olur be, bak. Vallahi çok alınır. Bakma demin ev dediğine. Şaka yaptı o. Aslında çok alınır. Gitmezsen üç gün yemek yemez inancı. Madem kırılır. Ben de kalayım ne yapayım? Ama ben geç kaldım. Daha yürünecek çok yolum var be. Ya yürüyorsun abla ya. Al sana para vereyim sen. Taksi tut. Ne taksi be? Ben yürümeye alışkın. Şşş abla vallahi tut ya. Ay yok be alamam. Al para var ya. Yok be. Şşş abla al. Uçak var bir de şunu alayım. Ya hep çocuğu mu kıracaksın lan? Al şunu al. Çok seviyorum. Çok. Tamam hadi konuşuruz o zaman. Kalınmış. Gel bak sana içeride bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim ben? Gel içeride diyeceğim. Ne diyeceğim sen burada de. Ben de içeride diyeceğim. Ulan aşkımı gelirken de dersin. Tamam gel dedim. Tamam bir şey diyeceğim. Ne oluyor be? Tamam çık olur mu lan o kadar nakit parayla dışarı? Ben çıkarım. Sen ne? Lan düşürürsün lan benim emin ellerime teslim et. Etmiyor, vermiyor. Ve dedim lan. Vermiyor lan, vermiyor. Ve dedim. Ver, vermiyor ve dedim. Ulan bırak beni. Ulan bırak beni Allah'ım. Ulan kızım kuluma. Ulan kızım. Ne yapacağız seni ben şu. Her zaman nasıl gidersen öyle gideceksin. Yürüyor yürüyor. Abla ben çalışayım sen içine kumarı getireyim mi? Hortum hortum hortlayasın inşallah. Yürü dedim lan yürü lan yürü lan. Bak ay Fatih'e bir bahane bulmayı düşünüyorsan gençlerini yola itirmiş efendi. Hiçbir eksik yok. Aslında bir dilim de ekmek. Rejime gir düzeltir. Kayfaltı'ya bahane aramıyorsun lan kalkılmış. Acaba diyorsun hipnozundan seni ne hale soksam onu düşünüyorum. Ulan ne hipnozu be? Sen ne anlarsın hipnozdan? Akşam Hülya Avşar'ın programını seyrettim. Orada öğrendim. Şimdi ben de sana hipnoz yapacağım. Gözlerime bak kalkılmış. Ulan kafamı bıraksın ulan.
lan? Lan bir anda ayol, çekim dersiz iner. Lan bir anda hipnoz mu olur be? Da öcük kendi yorumumuzu katacağız tabii. Hadi gözlerime bak. Lan. Ulan inşallah. Pençelerin kırılır da gizli pençe bile yaptıramazsın. Kafanı oynatma lan bak. Hipnozun gücünü 220 volta çıkarırsın. Oğlum bu şiddet yaratıcılığını nasıl verdin bu ayıya? Nasıl verdirdin? Her programı seyretsen ne koyarsın bana uygulayan. Ya bak şimdi kafanı böyle çöre çöre seni uyutacağız. Uyandığında kendini dayak bağımlısı zannedeceksin. İnşallah Rütük bütün kanalları kapatır da bana uygulayacak bir TV programı bulamazsın. Ya dur bak evvela ben senin kanallarını kapatacağım. Son umudum orman yangınları. Ulan bu ayının ormanı yanarken söndüreni konuşsam animallar gebertirim. Gel lan buraya hipnoz öğünlerini aksatma. Nereye gidiyorsun lan? Sen kendi kendini hipnoz yap. Eko sayu. Unutma kız kalkılmış. Akşamda Katil Kim filminin galasını oynayacağız seninle. Katil ben olacağım. Tabii bu durumda maalesef sana da ölüden başka rol kaldı ya. Ulan zil misin nesin be? Yerinde dursana yarım saattir heh. Bulamayam Allah kahretsin. Allah cezanı versin senin itilmiş oysun. Ulan keşke Prefes Güner boksör olsaydım be. Nasıl olsa dayak yiyorum. Hiç olmazsa para kazanırdım. İyi günler hanımım. Beni temizlik firmasından gönderdiler. Adım kalkılmış ama sen kısaca kalk diyebilirsin. Aman tanrım ne oldu sana böyle? Ya merak etme. Basit bir karı koca kavgasıdır. Karı koca kavgası diyorsun ama bütün dayağı sen yemişsin galiba. Şu haline bak. Gir içeri gir. Pansuman yapmak lazım sana. Pansumana gerek yok hanımım. Ben itilmişim karşısında 3 rahat düşmeden durabiliyor mu artık? Gir içeri gir. Arkadaşlar. Türkiye'de artık kadının eskisi kadar dayak yemediğinden bahsediyorduk. Ama kakılmışın kocasından yediği dayağa bakın. Bu bir şey değil hanımım. Bunlar aperatif dayaklar. Bir de ara sıcaklar var ki siz asıl onu görün. Yani bu kızmamış hali mi? Ya bunlar sabah şirinlikleri. Sabah şirinlikleri biraz da olsa çekiliyor. Ama altılı ganyan kuponunu yatırmayı unutunca var ya. Her at için ayrı bir depik atıyor. Örgüçlü deme. Bu adama nasıl katlanıyorsun kakılmış? Dayak yiyerek katlanıyorum hanımım. Dayak yemesem katlanmama da müsaade etmeyecek psikopat ayol. Kızım akıllı birine de benziyorsun. Burası dağ başına seni koruyan kanunlar var. Beni koruyan kanunlar ütülmüşü bir korse var ya. Ardına bakmadan kaçarım oradan. Bu adam seni iyice korkutmuş anlaşılan. Yeni yasa çıktı. Aile içi şiddeti yasaklayan kesin hükümler var. Ana çok şey yani be. Ne şey yani hükümlerimiz varmış bizim be. Eğer kocandan bu kadar dayak yediğini belgelerle ispatlarsan en az bir ay hapis yatar. Hakikat mı diyorsunuz? Tabii. Ama ben nasıl belgeleyeceğim ki? Ütülmüşten dayak yediğime dair bir imza alamam herhalde değil mi? Vallahi ütülmüş bürokrasisine bir takılırsam en az iki ay hastaneden çıkamam. Mesela seni döverken gizlice fotoğrafını çekebilirsin. Mahkemede kesin kanıt olarak kullanılır. Biz Kadın Dayanışma Derneği olarak da senin arkanda oluruz. Doğru mu diyorsunuz siz? Hı hı. Yani ütülmüş beni döverken gizlice bir fotoğrafını çeksem bu ütülmüşten kurtulabilir miyim? Tabii. Çok şiyane be. Bizim derneğimiz senin gibi kadınlar için kuruldu kakılmış. Kadın Dayanışma Derneği. Evet. Tabii canım. Kadın Dayanışma Derneği. Nasıl dayanışmışken şöyle diyorum temizliğe de bir el atsanız. Ben de bir an önce gidip itilmişim bir Murat'sa. Ya şaka yaptım be. Kız bizim Erol abi fotoğraf makinesini verir mi dersin? Verir verir. Ya senin hatırına olmasa da benim seksiliğimin hatırına verir. Allah cezanı versin vuruldu karı. Kız bir düşünebiliyor mu? Eğer itilmişi beni döverken bir resim çekip kanıtlayabilirsem o itilmiş ayısı var ya en az bir hafta hapiste yatabilirmiş biliyor musun? Bir hafta mı? Ya bir hafta deyip geçme manyak var bak bir haftayı sayayım da gel. Gel bakalım. Pazar bir. Bir. Pazartesi iki. İki. Salı üç. Salı tesi dört. Çarşamba beş. Çarşamba tesi altı. Aferin kız Allah cezanı yemeyedim. Dur daha bitmedi. Çarşamba tesi altı. Perşembe yedi. Perşembe tesi sekiz. Cuma dokuz.
9 gün oldu kız. Kız daha hafta bitmedi ki. Ana. Cuma 9. Cuma kesin 10. Pazar 10. Anladım anladım. İnce ayakta bay duvarı tek yedim. Bu hafta çok para kazandım ben. Yemin ediyorum. Ana. Yanlış eve mi geldim ben be? Allah Allah. Her gün kapıda iş dönüşü geldiğimde psikopat bir ayı görürdüm. Allah Allah, nereye gitti bu ayı be? Yok burada. Affedersiniz beyefendi. Bu civarlarda şöyle sizin ebatlarda bir ayı gördünüz mü? Yok, görmedim. Demek ki bundan da şunu anlıyoruz. Bugün ayı hiç aynaya bakmamış. Yarın kuat yarışlarına hazırlık yaptığımızda dayak servisimiz geçici olarak servis dışı kalmıştı. Müşterilerimizden özür diliyoruz. Ulan ben her gün dışarıda çalışıyorum. Sen bütün gün evdesin be. Şöyle iki lokmalık da olsa sıcak bir dayak hazırlasa eline mi yapışıyorum? Git lan başımdan dayak kolik inek. Kafam karışıyor. Bak kendimi çalışmalara veremiyorum lan. Sen beni dövmesen, ben sana geldiğimi dövdürmesini bilmiyorum sanki. Şu fotoğrafını çekip seni kapalı eğer tipi bir hapishaneye tıkmazsan bana da bakılmış demesinler. Eğer tipi kapalı inek. Sen şimdi konuşsun. Düştüm mapus damlarına öğüt veren bulu olur. Düştüm mapus damlarına öğüt veren bulu olur. Doplatsam o öğütleri buradan koyaya yolu olur. Doplasam o öğütleri buradan koyar yutalım. Kalk bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. Öğütlerden kim? Ve şen ocaklı. Bozlar. Vermen aktı. Vermen de. Beni görmediği başlayacak. Altın bike. Bu da yedim. Nozi Bezirin Penta Müslük Bikino Ekilmiş! Sana gayrı hazırladım, içer misin? Ana bak bu çok iyi oldu kahkımış, çok makbule geçti. Ah ah, ya şeker alsın. Sağ ol kız kahkımış. Bak bu olmadı kahkımış. Ya biliyorum sen kalbi şekerli içerdin. İki tane şeker yeter mi he? Al bakayım. Ama dur iki tane de ben de olsun. Tatlı yiyelim. Bu hiç olmadı kakılmaz. Aa doğru diyorsun vallahi ha. Sen kalbi susuz içmezsin. Bak. Bak kakılmış. Bir kayfenin 40 yıl hatırı olur. Bu kayfenin 40 yıl dayağı alacak. Şimdi ay yaşadım o zaman. Diye. Ver alayım elinden hemen biri şuracıkta. Tam burada istiyorum. Sen bak bu istek. Sen benim de diyor. Bu istek dayağını kastım ondaki. Annem babam anneannem de tüm aklımı alırım içine. Sen diyorsun. Vur. Geldi şöyle kocama doğru. Aaaa. Aaaa. Ölür müsün sen? Vur. Vur. Gel. Ay vur şunları şu yanıya doğru. Erol abi, senden şu resimleri tab etmeni isteyecektim. E tabi, hemen bak, yapalım. Özellikle şu pozları istiyorum bak. Öyle mi? Bak şimdi şunu şuradan. Bak özellikle şurada bir pozu var. Ne bakalım. Yaptın sen kakılmış? Yaktın bütün filmi. Niye? Yandı mı? Negatifler böyle açılır mı? Yandı işte. Ana, resimler yandı mı şimdi burada? Tabii ya. Ana! Ulan şimdi... Boşu boşuna dayak israfı yaptık be. İnandırıcı olsun diye bir sürü dayak yemişti. Bana sorarsan yeniden denemelisin. Artık fotoğraf çekmeyi de öğrendin değil mi ya? Bir daha hata yapmazsın. Hay Allah. Hay Allah ya. Sağ olasın. Ulan nasıl yaktım ben bu fotoğrafları be? Şimdi başka bir şey bulacağız artık. Başka bir numara yapacağız mecburen. Mecburen de bir daha dayak yiyeceğiz. Allah kahretsin be. Şunu alalım. Makineyi.
Gene oraya koyalım. Ütülmüş. Ütülmüş ulan be. Ütü yaparken arıza yaptı be. Bir yardım ediver. Şu kabloları bir bağla be. Bir işi beceremiyor ulan. Bak şunu bir tutu be ucundan. Şimdi bir şey bağlı olan tarafını da şöyle tut. Şimdi birbirine... Ana! Gülsün! Ben de ütüye devam edelim. Hacım daha yapalım. Benim bildiğim ütülmüş bunun altında kalmaz. Bittin ya sen şimdi kalkmışsın. Hazırım ben. Yüzümü bir yıkayın. Ondan sonra gelin altını daha iyi çalışsın. Nerede kaldı bu Rukiye ırısmış be? Hani ırıs mı ya? Ben diyorum bak. Rukiye be! Nerede kaldı? Manyaklar ne oldu? Amca geldim. Hiç resimlerde dayak bayak yok. Hani deme eyvallah kız. Ne diyorsun kız sen? Kız hep tavanları duvarları çekmişsin. Hiç itilmişsin seni döndüğü yok. Ulan resimlerin arkasına bak sen. Belki arkalarına çıkmıştır be. Kızım itilmişin attığı dayakları fotoğraf çekerek ispatlayıp kadınlar derneğine göndermezsen ben nasıl bu heriften kurtulacağım? Ne bileyim ben ne yapabilirim? Hiçbirinde çıkmamış. Demek bana kurbaz kurduydun. İtilmiş enişte merhaba. Anam ocakta yemeğim vardı unutmuşum. Kızım ben Rukiye bacı. Zaten kalkınmışız ocakta dayağı vardı. Isınmıştı. Ay, yapma lan. Bakayım, yapma lan. Kosma lan. Dayağını. Aman yapma. Bak şimdi sana resmin nasıl çekileceğini göstereceğim. Şantaj cümle. Aman yapma. Hazır mısın Yaşar abi? Hazırım bitirmiş. O zaman başlayabiliriz. Allah belanı versin Fatih Balina. Allah belanı versin. Lan geldi döndü yetmiyormuş ki bir de beni bana kırdırıyor be. İşte fotoğrafından da kanıtlayacaksın kendi kendini doğduğunu. Bakalım bu karı derneklerindekine bu fotoğrafları görünce ne diyecektin? Kendi kendini doğuyormuş. İnşallah biz safari avında ayı avcıları tarafından vurulursun da ben de sen de kurtulurum. Sürek ayısı! Beni çekme! Beni ben yok olayım!